Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere KK11 hızlı mobil PX boru hattı çizimi ile ilgili bir video çekiyorum. Bu modille ısıtma projelerimizde PX boruları daha hızlı çizmeyi hedeflemekteyim. Şimdi planımıza geçiyoruz. Komut satırına sizlere vermiş olduğum netload yazıyoruz. Buradan palet 11 dosyamızın içindeki palet 11'i seçip yüklüyoruz. Komut satırına Kutman Kaplan 11 yazıyoruz. Kutman Kaplan 11 yazınca sol tarafta menümüz geldi. Bu menüyü detaylı inceleyeceğiz. Hemen videonun başında bir fragmanmış gibi olması açısından bu komutun ne yaptığını hemen sizlere kısaca göstereyim. Buradaki kolektörümüzden koridora hatlar çıkacağız. Bu onlu bir hat gerekiyor buradan. Hemen sağdan dediği için ona tıklıyorum. Buradan başlarsam sağına atacak anlamı gelir. Buradan alıyorum, şu şekilde bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hemen mobil hatları bıraktı. Şimdi bunu güzelce çizmeye çalışalım. Şimdi bu polyline olarak çizdiği için sonuna kadar bu hattı götürüp sonra hatları bağladığınızda zaten kalan kısımları kesecektir. Şimdi sonuna kadar götürme planı yapalım. Onlu hat. Buradaki radyus 15. Mesela radyusu biraz daha isterseniz 20 ayarlayabilirsiniz. Boru arası mesafeler 25 milim, yani 2,5 santimdir. Çünkü 16 milim boru olsa işte dışındaki korige kılıflı boru, yani flex boru, o da 2,5 santimetre falan denk gelir. Yan yana götürdüğümüz için bunu 25 olarak alabiliriz minimum. Burada duvardan uzaklık, şu an duvardan uzaklık istemiyorum. Hemen onlu hattımızı çizelim. Buradan onlu hatla tıklıyorum. Sağdan çizim yapsın bana. Buradan hepsi, yani çizdiğim noktanın sağına atacak diğerlerini. Buradan geliyorum ve mümkün olduğunca kapı yollarını tercih ediyorum. Boru işte depremlerde falan işte duvar yükü işte betona binmesin. Kapı biraz daha hafif kalacaktır. Ve tadilatlarda da kapının altını kırmak daha kolay olacaktır. Burayı tercih ediyorum. Şimdi şurada hemen biraz çapraz geçiş yapmak istiyorum şu şekilde. Çapraz geçiş yapmak istiyorum. Buradan yine kapıyı kullanaraktan bu odanın içine girerekten Enter'a basıyorum. Ve hattımızı oluşturduk. Bizi zaten en çok yoran kısım buraydı. Bunu yapmış olduk. Burada şu radyatörün yönünü de ters çevirelim. Buradan hatlarımızı bağlayabiliriz. Şimdi buradan içeri girdiğimde iki tane hat var. Buradan da diğerine gireriz. Buradan iki hat gireceğim için ikili hattımı alıyorum. İkili hattımı alıp içeri doğru götürüyorum. Buradan radyatörümüne dokunuyorum. Bu radyatöre dokunduktan sonra tek tek diğerlerini artık tek tek yapabiliriz. Tekliğe tıkladığımızda şu şekilde tekli yapabiliriz. Daha sonra trimleyeceğiz zaten. Trimleyeceğimiz için çok sorun olmayacak. Bakın burada yön çok önemli. Yön çok önemli. Yöne dikkat etmek. Burada iki tane var. Bunu kapıdan girmeyi yine tercih ederiz. Mesela burada bir de bu var. Üç tanesini buraya sapıtabiliriz. Üç tanesini buraya yönlendirebiliriz. Mesela şu şekilde. Şöyle bırakabiliriz. Yani şu ana hattı çizdikten sonra hepsi kolaylaşıyor gördüğünüz gibi. İkili çizmek avantaj. Önceden tek çizip bunları bağlamak da sorundu. Mesela en yakın hattığımızda şurası misal. Birli çizeceğim için. Bundan sonrası trim işi. Fillet işi. Filleti komutunuzu aktif edersiniz. Radyüsünüzü 10 ayarlayalım. Bundan sonra bu şekilde toplu fillet için burada M'e tıklarsınız. Artık kapatmanıza gerek yok. Tek tek trim diyerek gidebiliriz. Şu şekilde. Tabii bunu da otomatikleştirebilirdim ama bulamadım kodlarını. Çünkü polyline'ların matematiksel işlemi biraz karışık olduğu için yapamadım onu. Ama AutoCAD formundan sorduk. Oradan bir cevap gelirse bunu biraz daha bir ileri düzeye götürebiliriz. Tabi burada ters olmuş. İşte bağlantılara dikkat etmemiz gerek. Şuradan pardon. Artık daha hızlı tepki verebiliriz. Neyse. Bu şekilde daha hızlı çizmemizi sağlayacak. Şimdi burada bir tane de şey var. Burada yükle ve düz toplu fillet. Bu sadece düz çizgilerde çalışıyor. Şimdi buradan çıkışı dar alıp buradan çıkışı geniş alabiliriz. Misal örnek göstereceğim. Mesela buradan onlu hattım var. Onlu hattımı bu şekilde çıktım. Bu onlu hattı bu şekilde çıktıktan sonra gerisini buradan bakın 25 değil de 50 aralıklarla çizmek istiyorum.
Tekrar onlu hat aldım. Aşağı doğru devam ettim. Bak bunlar düz çizgide çalıştığı için bu durumda şurayı bağlamak için kullanabiliriz. Buradan toplu fillet. İlk önce yükle. Yükledik. Sonra fileti çalıştır. Burayla burayı bu şekilde birleştirmek için kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şurada fazlalık oluştu. Tamam. Doğru gözüküyor. Bunu sadece ek bilgi olarak paylaştım. Bu çok kullanacağınız bir şey değil ama burada dursun dedim. Buldukça bunu genişleteceğiz. Şimdi diğer özelliklere gelelim. Radyus çaplarıyla oynayabiliriz. Mesela kırklık bir radyuste beşli bir şey çizelim. Gördüğünüz gibi hemen büyüyor. Mesela çizgi kalınlığını arttıralım. Tabii o zaman mesela 16'lı çizelim. Biraz kalabalık çizelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de duvardan uzaktan gitmeyi deneyelim. Duvardan uzaktan. Duvarı kullanaraktan yani. Misal duvarı kullanmak istiyorsanız bu tarafta mesela şu duvardan şöyle bir çizim yaparaktan gitmek istiyorsanız mesela. Şimdi buradan diyelim ki onlu bir hat olsun. Sağına soluma atacağı için onlu hattımı şuradan seçmem gerekiyor. Onlu hattımı seçtim ama duvardan uzaklıkla girmem gerekiyor önce. Diyelim ki duvardan 20 santim uzakta çizmesini istiyorum. Onlu hattım var. Buradan aldım. Bu şekilde. Ya başka amaçlarla kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle, şöyle. Daha estetik çizmek isteyenler için. Bir dakika tekrar yapacağım. Onlu hatta tıkladım. Buradan aldım. Buradan aldım. Şuradan şu şekilde geçtim. Gördüğünüz gibi duvardan uzaklık bırakaraktan hattı oraya kadar çizdi. Radyüsler çok büyükse küçültebilirsiniz. Dediğim gibi bakın duvardan uzaklık bırakarak da bu işi yapabilirsiniz. İkili hatlarda da hani kombinin hattını da bununla çizebilirsiniz. Burada radyüsü biraz daha küçük tutup mesela kombi hattı da ikili olarak mesela ikili hat kombi hattı da çizebiliriz bununla. Mesela kombi hat götüreceğim ben. Buradan alıyorum duvardan 20 santim uzaklıkta götürdüm. Bıraktım. Tamam, dörtlü yapmışız. İkili birlik seçeceğiz. Yani kombi hattını da bununla çizebiliriz. Şimdi layer'a gelince layer ismini değiştirdiğinizde bu işte düzelecek. Mesela VL layer'ını kullanalım. VL layer'ını kullanalım. Buradan tekli çizelim. Bir dakika. Gördüğünüz gibi değiştirdi. Hemen bunun yerlerini değiştirmek için hiç dişi şey yapmadan aynı komutla çizmek istiyorsanız gördüğünüz gibi yerlerini de değiştiriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir şeyler yapmaya çalıştım. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Beni takip ettiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.